Dostlar, Teknofest'in 3. günündeyiz. Yine inanılmaz bir kalabalık var. Benim buraya gelirken esas motivasyonum aslında üniversite standlarını görmekti. Çünkü meydanda gösterilenler, yani Selçuk Bayraktar'ın yaptığı ve diğerlerinin yaptıkları, büyük firmaların yaptıkları zaten artık markalaşmış ve kendini kanıtlamış olaylar. Ama üniversite standlarında bu ülkenin geleceği yatıyor. O yüzden buralara ayrıca önem veriyordum. Şu anda Erciyes Üniversitesi'nin standındayız. Burada yaptıkları ürünler var. Ve öncelikle elektrikli arabamızla başlayalım dedik. Bu projenin takım kaptanı ve elektrik bilim sorumlusu yanında. Öncelikle onları tanıyarak başlayalım. Ben Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Kadir Alper Soy'dan. Bu projede 3. yılım. 1. sınıftan beri bu projede çalışıyorum. 2. sınıfta takım kaptanlığı yardımcılığı yaptım. Gene tasarım ve mekanik birimden sorumluyum. Şu anda da aynı birim sorumluluğuyla beraber takım kaptanıyım. Sizi tanıyalım. Ben Tayfun Sapar, mekatronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de yaklaşık 3 yıldır bu proje için birlikte çalışıyorum. Geçen yıl takım kaptanlarını yürüttüğümüz bir projeydi. Bu yılda tüm elektrik biriminden ben sorumluyum. Ve aynı zamanda tüm her şeyi, yerli yapabildiğimiz parçaların her birini de aracımızda sergilemeye çalışıyoruz. Öncelikle aracın elektrik aksamından ve altyapısından bahsedelim. Tabii. Öncelikle biz aracımızda 4 tane ana yerli dediğimiz bir kategoride 4 tane ana yerlimiz var. Bu ana yerlilerden 2 tanesini kendimiz yapıyoruz. Şarj aletimiz ve batarya yönetim sistemimiz. Batarya yönetim sistemimizde lityum-iyon pillerden üretmiş olduğumuz kendi paketlediğimiz bir batarya hücresinden bunun okunmasını, verilerin işlenmesi ve sürücüye ve istasyona aktarılması konusunda çalışıyoruz. Batarya yönetim sistemini bu şekilde başladık ve bitirdik. Aynı şekilde yerleşik şarj birimimiz var. Aracımız 220 volt ev priziyle şarj edilmekte. Herhangi bir şarj istasyonu vesaire aramıyoruz. Yaklaşık olarak 1,5 saatte şarj oluyor ve 70 km hıza ulaşabiliyor aracımız. Takribi de tek şarjda 200 km ile 150 km arasında bir menzilimiz bulunmakta. Şimdi burayı tekrar edelim. Burası önemli. Ev şarjıyla şarj edilebiliyor ve 1,5 saatte tamamen şarj olabiliyor. Evet. 200 km civarında menzili. Yaklaşık olarak 150-200 km civarında menzilimiz çok var. Çok ciddi bir rakam. Evet. Eğim ve şey bağlı olarak değişiyor tabii. Bataryamızı daha yeni paketledik. Yaklaşık olarak bir hafta önce bitti. Pillerimizi de belediyemiz sağ olsun Melik Gazi Belediye'miz yaptı. Onlar satın aldı Aspisa'nın pillerinden. Türkiye'nin yerli pilini kullanıyoruz bu arada bataryamızda. O şekilde onu paketledik. Soğutma sistemi olsun, batarya tasarımı olsun tamamı öğrenciler tarafından yapılmıştır bu arada. Diğer bazı proje takımları gibi dışarıya herhangi bir şey yaptırmıyoruz. Tüm her şeyi kendimiz öğrenerek yapıyoruz bilmesek bile. Erciyes Üniversitesi'nde yapılıyor. Aynen öyle. Tüm her şey Erciyes Üniversitesi'nin mühendislik fakültesinde Bodrum katında yapılıyor. Orada bir laboratuvarımız var. Laboratuvarımızda hem aracımızın dış tasarımını, hem elektriksel aksamlarını, tüm her şeyin tasarımından üretimine kadar her şey öğrenciler tarafından, herhangi birine bir şekilde yaptırılmadan kendimiz tarafından yapılıyor. Peki bu elektrikteki her şey o zaman sizin elinizden geçiyor. Evet, geçti. Peki o zaman ileride TOG'a bir rakip görebilir miyiz? Rakip demeyelim, alternatifler diyelim. Alternatif değil, doğru gerçi. Yani tatlı bir rekabet olur gerçi. Yani, umarız. Acı yani, bir rekabet şöyle, olur arasında da. TOG zaten bizim için güzel bir araç oldu, güzel bir yedilik oldu. Yani biz de bunun devamını getirecek kaliteli mühendisler olmaya çalışıyoruz. Kaliteli mühendis olarak kendimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Aslında zaten bu teknofestlerle ya da işte üniversite kulüpleriyle de teorik bilginin ötesine geçip uygulamayı ve pratiği dökmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız bunlar. Peki bu teknofestin size katkısı ne oluyor? Mesela motivasyon dışında bir şey var mı? Katkısı var mı? Ben şöyle söyleyeyim. En büyük şey motivasyon ve de bir işi bitirdikten sonra gelen o mutluluk. Yani teknofeste bir araç üretip gittiğimiz zaman, yarışmalarına katıldığımız zaman yani bir takım ruhuyla orada bir şeyler yapıyoruz. Yaklaşık olarak bir yıl kadar uzun bir çalışmamız oluyor ve bu çalışmanın ödülünü orada alabiliyoruz. Bu bize aslında çok fazla şey katıyor. Haricinde de derslerde gördüğümüz şeyin, çoğu şeyin uygulaması için bize bir yol açıyor aslında. Bu yollardan ilerliyoruz o şekilde. Yani bu elinizden çıkan ürünün son halinin insanlar tarafından takdir görmesi burada da güzel evet, bir şey. Evet, tabii. Yani en çok zaten Teknofest gibi bazı büyük festivallerde takdir ediliyoruz. Yani buralarda mesela sürüşler yaptık. Birçok kişi tarafından çok beğenildi. Burada bir sürü çocuk geliyor, gidiyor, çıkıyor. Yani bunların her biriyle de şeyimiz oluyor, nasıl diyeyim, iletişimimiz oluyor. Bunların hepsi bize çok güzel mutluluklar katıyor. İnşallah buraya gelen gençlerin tamamına da örnek oluyorsun. Umarız. Yani çok güzel. Umarız. Ortamdan görebiliyorum onu, ilgiden görebiliyorum. Peki, bu aracın mekanik tasarımıyla ilgili, yani dış tasarımıyla ilgili, yani şu hale gelmesiyle ilgili sizinle konuşacağız herhalde. Aslında bizim için bayağı zorlu süreç oldu. Yani şimdi bizim kulübümüz, yani ekibimiz Endüstriyel Tasarım Mühendislik Kulübü bünyesinde oluşturulan bir ekip olduğu için tasarım ön planlar tutmaya çalışıyoruz. Bu şu an biz aracımızı yaklaşık toplamda 5 ayda gibi bir sürede yaptık. Bu 5 aylık sürecin yaklaşık 3 ayı bir tasarım süreci geçti. Aslında kil modelleme üzerine bir uğraştık. Bu modelleme süreci 3 ay mı sürdü? Sadece üretime geçmeden önceki modelleme aşaması diyelim. 3 aylık kil modelleme sonrasında biz aracı çizim üzerine aktardık. Kil model üzerinden fotoğraflarını alarak.
Bu çizim üzerine aktardıktan sonra çizimi katman katman dilimleyerek elimizdeki hazır 5 santimlik katman köpükleri üzerine projeksiyonla yansıtarak köpükleri kestik. Bu köpükleri de yaklaşık 80 katman köpüğü birleştirerek aracın kaba şeklini oluşturduk. Bunları da zımparayarak tekrar alçığı, tekrar zımpara. Ondan sonra kalıp ayırıcı ve cam elyaf uygulamasını yaparak nihai şeklini oluşturduk. Daha sonrasında boya, zımpara ve gene ince data işlemler. Yani şimdi böyle baktığımız zaman biz bütün bir araç görüyoruz ama bunun her noktasına dokundunuz. Her noktası ayrı bir emek demek. Yani açıkçası boya zımparasına kadar biz yaptık. Hatta yani son yarışmaya 2 ay kala biz yani eve 15 kez falan gitmişizdir yani. Değil mi? Yani 4 gün laboratuvarda kaldığımız oldu bizim. Maşallah. Peki yani. Bu aracın yarışmada bir derecesi var mı? Şu an derecemiz yok. Bir aksilik eseri yarışmada kontroller sırasında bizim BMS devre kartımız kısa devre yandı. O yüzden biz yarışmaya giremedik. Tekrar katılacak mısın? Tabii katılacağız. Bu sefer eksik kalan yerliklerimizle beraber katılacağız. Mekanik alanımızda zaten yerlikler opsiyonel. Zorunlu yerlikler elektrik alanında. Opsiyonel yerliklerimizin neredeyse tamamını aldık zaten. Yani bizim yaptığımız yerliklerin hepsini aldık. Kaput sistemi olsun, direksiyon sistemi olsun, fren sistemi olsun. Bunun hepsinden sahibiz. Onların içinde mekanik tasarımsal olarak yine eksik olan geçen sene yapamadığımız şeyleri, eksikleri tamamlayıp tasarım ödülünü almayı hedefliyoruz. Şimdi ürünün elektrik aşamasını konuşuyoruz. Evet. Bugüne kadar neler yaptınız? Tabii elektrik aşamasında biz zaten köklü bir takım olduğumuz ürünü. 2015 yılından beri bu yarışmalara katılıyoruz. 2015 yılından beri de hep üst üstüne bir şeyler koymaya çalıştık. Bizim burada elektrik aşamasında batarya yönetim sistemindeki fark alıcı pamplarla bataryamızın okunması, dengelenmesi ve uzun süreli kullanım ömrü sağlaması için bir kartımız var. Batarya yönetim sistemi dediğimiz bir kart. Onun haricinde uzaktan haberleşmemiz, araç kontrol sistemimiz ve ekran tasarımı gibi alanlar için araç kontrol sisteminde çalışmış olan arkadaşlarım var. Batarya yönetim sisteminden yine bir tüm kartlarımızı bu arada kendimiz basıyoruz. Herhangi bir yere bir şey yaptırmıyoruz. Kendimiz bakır plaketlerle PCB basım yöntemiyle, ütü yöntemiyle yapıyoruz. Batarya yönetim sistemi dedik, şarj aleti dedik. Şarj aletimizin devrelerini Altium üzerinden, işte aynı şekilde protez üzerinden simüle ederek çiziyoruz. Bu şekilde tüm aşamaları bitirdikten sonra da hepsini bataryamıza bağlıyoruz. Tüm sistemi de tüm farlarımız, kornalarımız bunların her birine dağıtarak da aracın hem çalışmasını hem kornasını, farını vesairesinin çalışmasını sağlıyoruz. Bu yıl kendimiz pil paketimizi kendimiz yaptık ve pil paketi olarak birçok bataryadan farklı olarak kendi özgün kalıp tasarımımızı yaptık. Bu şekilde kendi yaptığımız yerleşik birim şarj aletimiz var. Şarj aletimiz 220 volt ev priziyle şarj ediyoruz. Bataryamızın mesela dış kalıbında biz altın petek dediğimiz bir malzeme kullanıyoruz. Alüminyum profilden alüminyum levhaların arasında ince levhalarımız var ve bu hem hafiflik hem dayanıklılık sağlıyor. Hem soğutma kısmında da bunu biz şerit halinde düzelttiğimiz için soğutmada da aynı şekilde kendisinden herhangi bir sıvı soğutmaya ihtiyacı olmadan kendisini soğutabilen bir batarya kutusu yaptık. Bataryamızın dışında voltaj göstergemiz var. Ne bileyim test almak için vesaire uğraşmıyoruz. Direkt kendimiz görebiliyoruz voltajını, her şeyini. Peki, üniversite bünyesinde yapılan böyle çalışmaların ticarileşme ihtimali var mı? Evet, ticarileşme ihtimali, şimdi şöyle bir şey var. Teknofest'in kurallarına göre yapılan her araç üniversitemize zimmetleniyor gibi bir şey oluyor. Biz yaptığımız şeyi satamıyoruz. Ancak biz buradan kendimizi geliştirerek freelance mühendisler olabiliyoruz. Ticarileşme derken kastettiğim aslında oydu. Yani ileriye dönük, çok ileriye dönük. Tabii ki. Mesela yani yaptığımız batarya kutusu olabilir, batarya modüllerinin çizimi olabilir. Bunların her biri ticari amaçlı kullanabilecek parçalar. Bunların tamamı şu anda orijinal olarak, özgün olarak bize ait olan şeyler. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bu projeleri çok daha iyi yerlerde de görürüz. Çok teşekkür ederim. Daha ilerlemiş şekilde de görürüz. Ticarileştiği günlerde görmek nasip olur inşallah. Teşekkürler yine kadar. Çok teşekkür ederiz.